Herkese merhaba. Nefis Tatlar Durağı'na hoş geldiniz. Bugün ben sizler için çilek reçeli tarifimi hazırlıyorum. Önemli püf noktaları var. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için 1 kilogram çilek kullandım. Öncelikle çileklerin saplarını temizlemekle başlayabiliriz. Çilekleri alırken küçük almaya özen gösterdim. Ne kadar küçük olursa tarifimizin içerisine o kadar güzel yakışır. Çilekleri bütün bütün kaynatacağım için küçük küçük seçmeye özen gösterdim. Öncelikle çileklerin baş kısımlarından ileri geri bükerek saplarını koparıyorum. Bu işlemi bıçak yardımıyla de kolaylıkla yapabilirsiniz ama hiç gerek yok. Dakikalar içerisinde tüm çileklerimin saplarını temizliyorum. Görmüş olduğunuz gibi o kadar kolay ve pratik hemen ileri geri yaparak çileklerin saplarını birbirinden ayırıyorum. Buraya kadar gelen arkadaşlarımdan her zaman olduğu gibi yorum kısmına emoji olabilir, çiçek olabilir. Hatta tarifim hakkında farklı fikirlerde bulunmak isterseniz benimle paylaşabilirsiniz. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bıçakla temizlemek isterseniz kolaylıkla hemen uç kısımlarından alarak saplarını birbirinden ayırıyoruz. Çileklerin saplarını temizleme işlemini tamamladıktan sonra hemen yıkama işlemine geçiyorum. Çok fazla incitmeden yavaş yavaş üzerinden suyu gezdirerek yıkayacağım. Çok hassas bir meyve türü olduğu için zedelememeye özen gösterdim. Çilekleri suda bekletmeyi tavsiye etmiyorum. Bol miktar su ile 1-2 defa yıkadıktan sonra süzme işlemine bırakıyorum. birbirinden güzel tarifler için hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yıkama işlemini tamamladım. Hemen süzgece almış olduğum çileklerimin üzerinden bir miktar daha su akıtıyorum. Yıkama işlemini tamamladım. Birkaç saniye boyunca bekleyeceğim tamamen suyunu süzebilmek için. Geniş boy tenceremin içerisine yıkamış olduğum çilekleri ekliyorum. Üzerine 4,5 su bardağı toz şeker ekleyeceğim. 1 kilogram çilek için 4,5 su bardağı toz şeker kullanıyorum. Her zaman belirtiyorum, markası ve kalitesi değişkenlik gösterebiliyor. Çok fazla tatlı sevenler 5 su bardağı da ekleyebilirler. Toz şekeri üzerine ekledikten sonra kapak yardımıyla örtüyorum. Ortalama 2 veya 2,5 saat boyunca bekleteceğim. 2,5 saat yeterli gelecektir. Hafif şekeri erimeye başlayınca ocağa alacağım. Bir gece boyunca da bekletebilirsiniz ama tavsiye etmiyorum. Çok narin bir meyve türü olduğu için çabucak pişiyor. Ortalama 2,5 saat sonunda şeker erimeye başladı. Hemen sizlere de yakından göstermek istiyorum. Bu kıvamı yeterlidir. Öncelikle orta ateşte ocakta kaynayana kadar bekleteceğim. Şöyle hafif aralıklarla karıştırıyorum tamamen çilek ve şekerin birleşmesi için. Ocağımın altını açtım. Orta derecede kaynayana kadar bekleteceğim. Reçel kaynamaya başladıktan sonra ocağın ısısını en düşük ayara getiriyorum. En önemli püf noktalarından bir tanesi de burası diyebilirim. Mutlaka en düşük ayarda ortalama 50 veya 55 dakika boyunca pişirelim. Reçel kaynamaya başladı. Hafif şöyle kaşık yardımıyla 1 iki defa karıştırdıktan sonra kaynamaya bırakıyorum. Bu esnada ocağımın ısısını en düşük ayara getirdim. Reçelin taşmaması ve parlak durması için içerisine bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Sizlerin de gördüğü gibi çok fazla köpüklenmeye başladı. Hemen kaşık yardımı ile üzerindeki köpüklerin tamamını topluyorum. Ara ara reçelin üzerinde oluşan köpükleri temizlemeye devam edeceğim. En düşük ısıda ortalama 50 dakika boyunca reçelimi pişirmeye devam edeceğim. Çok fazla karıştırmıyorum. Çok fazla karıştırırsam eğer çilekler parçalanabilir. Reçelin içerisine hiçbir şekilde su kullanmadım. Bir gece boyunca da bekletmedim. 2,5 saat boyunca bekletmem yeterli geldi. Reçeli ocaktan almadan 15 dakika önce içerisine 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. 15 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alacağım. Reçelim yavaş yavaş kıvamına gelmeye başladı. Buzdolabının buzluğuna koymuş olduğum çay tabağının içerisinde test yapacağım. Hemen kıvamını sizlere de göstermek istiyorum. Henüz daha kıvamı olmadı. Ortalama 15-20 dakika boyunca daha kaynatmam gerekiyor. Ocaktan indirmeye yakın 10 dakika 15 dakika kala limon suyunu da ekliyorum. Yine kıvamını test etmek istiyorum. Buzdolabının buzluğunda bekletmiş olduğum çay tabağının içerisine bir miktar reçelimden ekledim. Henüz çok akışkan, biraz daha kaynaması gerekiyor. İçerisinde katkı maddesi bulunmadan ev yapımı organik çilek reçelini herkese tavsiye ediyorum. Açıklama kısmına en önemli püf noktalarını kaydediyorum. Bana güvenerek bu tarifi deneyebilirsiniz. Reçelimiz artık oldu. Hemen sizlere de akışkanlığını göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi akışkanlığı tam kıvamında. Reçeli kaynar kaynar ocaktan alıp kavanozlara koyma zamanı geldi. Ben küçük küçük kavanozlar kullanmayı tercih ettim. Dilerseniz orta büyüklükte kavanozlarda tercih edebilirsiniz. Hemen seri bir şekilde reçeli soğutmadan kaynar kaynar kavanozlara ekliyorum. Tamamını kavanozlara ekledikten sonra üzerini kapak yardımı ile kapatıp düz bir şekilde sarıyorum. Kavanozun kapağını iki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Bu işlem çok kolay. Hemen iki geri bir ileri yaparak kavanozun kapağını sıkıca kapattım. Yine aynı şekilde reçelimi soğumadan kavanozlara dolduruyorum. Kavanozun kapağını sıkıca kapattıktan sonra düz bir şekilde kalın bir bezin içerisine sarıyorum. Bir gece boyunca bekleteceğim. Bir gece boyunca sıcak ortamda bekletmemiz gerekiyor. Mümkün olduğu kadar kalın bir bezin içerisinde bekletelim. Reçelleri karanlık ve serin ortamda ortalama 6 ay boyunca muhafaza edebilirsiniz kavanozları açıp kullanmaya başladıktan sonra mutlaka buzdolabına kaldıralım. Tükenene kadar buzdolabında muhafaza edelim. Temiz bir bezle üzerini örtüyorum. Bir gece boyunca reçelleri dinlenmeye bırakıyorum. Aradan bir gece geçti ve reçellerim soğudu. Hemen reçellerimi karanlık ve serin ortama kaldıracağım. Sizler için bir kavanozunu açıp reçelin ne kadar lezzetli olduğunu, ne kadar akışkan olduğunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi reçelim çok lezzetli oldu. Tam kıvamında, tam ölçüde. Hemen sizler için servis tabağıma almış olduğum reçelimin kıvamını göstermek istiyorum. Gerçekten harika oldu. Lezzeti ve kokusu bir bambaşka. Önemli püf noktalarına dikkat edildiği takdirde harika bir tarif ortaya çıkarıyoruz. Sizlerin de gördüğü gibi çilek reçeli muhteşem görünüyor. Yine sizlerle birlikte enfes bir reçel tarifi hazırladık. Bugünlük de tarifimin sonuna geldim. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hazırlayacak olanlara afiyet olsun.